Alo. Aa, arkadaşlar. İyi tamam. Evliya çabuk gel sen de. Abi geldi fotoğrafını çekti, videoyu çekti, yarın alacağız. Ben aradım, bizi mahkemeye bakayım da özür dilerim. Yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'nı diyorsun, yarın ben alacağım ya fotoğrafları alacağım. Valla bu sabah azana bile bir yarım saat falan vardı. Bu oldu böyle. Sonradan haberimiz oldu. Ben bunlarla geçimimi yapıyordum. O da belediyenin kulak küpesini takan köpekler, sokak köpekleri. Ondan sonra getirip bir gün yemek veriyor o köpeklere. Bir hafta gelmiyor, vermiyor. O köpekler ne oluyor? Aşk hali gelip kene milletin kömeslerine, ahırlarına, hayvanlarına saldırıyor. İşte görüyorsun, gördüğünüz gibi 70-80 tane benim hayvanlarım telef oldu. Zararımı karşılasın. Ben bunları böyle bu şekil şeyle besletmem, parasız besletmemişim. Şey yemi var, ilacı var, her şey var. Benimki bura aynen çiftlik gibidir. 80-85 tane de hayvanlar da şu anda benim bütün hayvanlarım ben hayvanlarımla geçim yapıyordum. Sokak hayvanları ya bu hayvanlara bir çare bulsun. Gel susuz gelip sadece ya bir gün ya yemeğini atırlar önüne, biraz kemik memik atırlar, ondan sonra daha da sırtını çevirip vermiyorlar o hayvanlara. O hayvanlar ne oluyor? Aşk alıyor, el alemin şeyine saldırıyor. Talihsiz bir şey şöyle başımıza geldi. Niçin başımıza geldi? Bu bütün belediyenin şu anki bütün sorumluluk belediyede. Niçin belediyede? Belediye götürüyor bu hayvanları, kısırlaştırıyor, küpelendiriyor. Getirip tekrar sokaklara bırakıyor. Hayvanlar da aç olduğu için sağda solda hem insanlara saldırıyorlar. Zaten manzara ortada. Burası bir katliam. Yani orada bu hayvan haklarıysa bu kimin hakkı? Yani bu gerçekten de yazık, günah değil mi? Yani bu hayvanları parçalamış. Artı içerisi diğer taraf komple. Yani biz belediyeyi aradığımız zaman bu hayvanlar bize saldırıyor, insanlara saldırıyor, hayvanlara saldırıyor, çocuklara saldırıyor. Ya bu hayvanların yerinde bir tane çocuk olsa ne olacaktı? Yani bunun hesabını biz belediyeyi arıyoruz, kendimize muhatap bulamıyoruz. Niye muhatap bulamıyoruz diyor, bizi ilgilendirmiyor. Sen belediyesin, bunları senin organize yapması gereken yerde yapmaması doğru mudur acaba? Biz bunu şimdi kime soracağız? Nasıl soracağız? Bizim zararımız şu an 10 milyarın üstünde. 80 tane hayvanım telef oldu benim. Peki ben bunun sorusunu kime soracağım? Kimi muhatap bulacağım kendime? Sokak köpekleriyle alakalı barınakları var. Barınaklara götürsünler, orada barındırsınlar. Bu sokak köpekleri burada kaldığı zaman dışarıda her gece burada 1000 tane köpek var. İnsanlar 8'den sonra yürüyemiyor. Barınağı varsa barınağı götürsün. Orada buraya atıyor, hayvan aç kaldığı zaman illaki saldırır. Ama bu barınakta bakıldığı zaman veteriner eşliğinde, yani bu kadar herkese de zarar vermek zorunda değil ki bu. Biz sadece kendi yanımızda bizim zararımızın karşılanmasını istiyoruz.
Başka da söyleyecek bir şey yok zaten. Her şey ortada. Manzara ortada. Yani bu bir tek değil. İçerisi paramparça olmuş. Hindiler paramparça olmuş. Yani 70-80 tane hayvan yani. Bu 70-80 tane hayvanın telef edilmesi yazık günahtır. Biz kendimize bir muhatap bulmaya çalışıyoruz ve aradığımız hangi numaralar olursa olsun bize muhatap olmuyorlar efendim. Gösterirsiniz. Ne yapabiliriz? Bostan içi taraflarında kümesleri var. Bostan içi dal tarafıdır olur ama burada olmaz mı? Tütkü burada yok. Tütkü burada olmaz. Çünkü binlerce köpek, ben burada görevliyim. Belediye akşam geliyor komple küpeliyor, kısırlaştırıyor, buraya bırakıyor. Ben burada görevliyim. Müfit Bey şöyle, şimdi biz yönetmelik çerçevesinde çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani 51-99 sayılı hayvanları koruma kanununa göre çalışıyoruz. Tamam. Öyle, hani kendimizin belirlediği kurallar yok. O yönetmelik, o kanunda ne diyor? Diyor ki, belediyenin görevleri şunlardır. İşte bakanlığın görevleri şunlardır. Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri şunlardır. Bizim görevimiz sınırlarımızdaki sokak hayvanlarını birincisi rehabilite etmek. Nasıl? Alacağız onları, kısırlaştıracağız, aşılayacağız, küpeleyeceğiz, tekrar aldığımız noktaya bırakmak zorundayız. Açık bir şekilde yazıyor orada. Tamam. İkinci husus, biz bunları besleyeceğiz. Nasıl besleyeceğiz? İşte belli beslenme noktaları oluşturacağız. Tamam. Biz iki işlemi de yapıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Günde 400 kilo bayat ekmek, atık yemek, bu askeriyelerden, bu lokantalardan topluyoruz onları, götürüyoruz. Şehrin dış yerlerine kuruyoruz bunları, yani koyuyoruz. Sıhki Gölü'nün çevresine koyuyoruz mesela. Kale sahiline birkaç odağımız var, oraya kuruyoruz. Aynı şekilde çarşı merkezinde bizim odaklarımız var. Bu bazen Cumhuriyet Caddesi'nde görmüşsünüz, birkaç kaldırımda uysal köpekler var. Onlar için de odak noktaları oluşturmuştuk. Onlara da mama, bu kuru mama var ya, bu paket mama. Görüyoruz. Onları bırakıyoruz. Yani aslında biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bazen böyle olumsuz şeyler yaşanıyor. Peki biz abi, de bundan rahatsızız. Yani bu durum kimse istemiyor. Sonuçta bu da hayvan, o da hayvan. Yani. Abi ne demek? Bunun ondan bir farkı yok bizim açımızdan. Yani bunun ölmemesini biz de... Hocam bu hayvanlar eğer tok olsa bunlar bunu yapmaz. Şimdi ona geleceğim. Biz Butane Mahallesi'nde belki 50 defa gelip besleme yapmak istedik. Vatandaş geliyor diyor ki mesela bu karşı taraf boş arsalar var. Oralara kuruyoruz. Vatandaş geliyor efendim buraya mama dökmeyin, buraya yemek dökmeyin. Köpekler başınıza toplanıyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz buradaki bu sokaktaki, bu mahalledeki köpeği beslemeye çalışıyoruz. Abi can özür dilerim, lafını şeker edersin, özür dilerim. Yolun tam ortasına, ana yolun tam ortasına o yemeği döküyor. Benim oğlum saat bazı sefer 11'de, 12'de, 1'de iş yerinden geliyor. Kısmetle geliyor. Topa alıyor yanına, bıçak alıyor yanına. Ne için? O köpekler için. Şimdi bu çocuk insan da olabilir, o çocuğu da parçalayabilir. Çünkü onun gelişi tam o yolun üzerinde. Yolun üzerine de bırakmış, yolun üzerine de. Bir gün yemeğini bırakıyor, bir hafta bırakmıyor. Belediye bırakmıyor. Ama bu aç kaldı mı ne olacak? Saldırır. İnsana da saldırır. Saldırır. Açlıkta doğru. İnsana da saldırır. Doğru. İnsani bulamadığı zaman ne oluyor? Kömeklere dalıyor, evlerinin etrafına yayılıyor. Gelin, böyle bu şekilde hamallara da böyle. Bu sorunlar, hayvanlar aç kaldığında yaşanıyor. Bakın şimdi ben sizi sadece bu, gidelim. Çok özür dilerim. Beraber bu belediyenin, sadece bu belediyenin sorunu değil yani. Bu siz doğru diyorsunuz. Vatandaşın ama da, vatandaşın da görevi. Sokak köpeği değil de. Şimdi suçunuz yok. Burada çok fazla. Burada saray kapı var, odalar var. Şimdi 10 tane içeride beraber gidelim fotoğrafını çek. Yo, var yani biz biliyoruz. He. Bir de çoğu kangal. Var yani. Şimdi biz ne yapabiliriz? Biz de ne yapıyoruz? Bırakıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani evet, yani insanlar da yerler bunlar. Bu köpekleri toplayın götürün başka bir yere bırakın. Bu uygulama yasaktır şu an için. Tamam. Biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz?
Şimdi siz bu durumu şey yapacaksınız. Yani burası bir işletme midir? Nedir bu? Evdir abi, kendi evimizi, kendi hayvanlarımızı. Aynen, çiftlik gibidir. Biz şimdi bu fotoğrafları götüreceğiz. Biz başkanlığımıza yukarıya sunacağız. Bakın böyle bir olay yaşanmış, böyle bir sıkıntı yaşanmış. Onlar ne der artık, biz de ona göre sizinle paylaşır. Tamam. Ha, onlar dediler biz bir şey yapamayız, bizimle alakalı bir durum değil. Siz gidersiniz bir avukatla görüşürsünüz, zararınızı karşılanmasını belediye. Siz bize ne zaman haber verirsiniz, biz sizi beklerim. Bugün haber veririz, bugün netleştirip haber veririz. Tamam, ben size haber bekliyorum. Eğer okeylenmezse biz de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağız. Şimdi Başsavcılığı'na başvuracağız. Avukatını tutacağım, belediye hakkında bulunacağım. Şimdi daha önce Bostancı Mahallesi'nde bir kız çocuğuna köpek saldırdı. Yaralandı. Köpekler saldırdı, yaraladı. Ambulans geldi, kızı götürdü hastaneye. Birkaç yerinde diş izi vardı. Aile maddi ve manevi dava açtı, evet, belediye. Bir süre sonra mahkeme bizden şey istedi. Ne yapıyorsunuz sokak hayvanlarıyla ilgili? Yönetmelik açıp ne yapıyoruz? Yönetmelik bize diyor ki bunu yapın. Belediyenin görevleri bunlardır. Biz yapıyoruz. Ona rağmen baş edemiyoruz. Soykan, dumayı toplayın. Baş edemiyoruz. Tamam, peki belediye tarla var, şey yerler var. Acaba ana caddenin üzerine neye o köpekleri besletsin? Sizin isminiz nedir? Benzi işte. Ben bu hayvanları söyleyeyim. Benzi Bey, inanın yani mümkün olduğunca tarlalarda, boş arsalarda biz onu yapmaya çalışıyoruz. Sizin bahsettiğiniz bu caminin karşısında. Emin olun biz o duvarın arkasındaki arsaya koyduk. Ne geldi vatandaş? Geldi, orada bir aralık vardı hatırlarsanız. Adam duvarını ördü, dedi ki burada köpekleri abi beslemeyin. Köpekler duvardan atlıyor, geliyor. Senin yola. O söylediğin yerde, senin şu anda bahsettiğin yer, oraya evmel diye bir şey yok. Yok ama arsa sahibi geldi, bizi arsa, oradan çıkardı. Arsa sahibi orada yok, çünkü o belediyedir. Vakıftı. Bizi kaç defa çıkıyor. Bırakmıyorlar, oraya bırakmıyorlar. Şimdi ben sana diyorum ki, demek istediğim, ana caddenin üzerine, kenarlarına kulüplerini bırakmışlar köpekler. Orada mesela, emin olun işte Benzi Bey, biz bu sorunlar yaşanmasın diye orada besleniyor. Yani herkes orada piknik yapıyor, şey yapıyor, 5 saatlere kadar. Koku var. Yani orada siz mahalleli olarak derseniz onları kaldırın, biz orada besleme yapmayız. Ama emin olun bak, oraya günlük besin geliyor. Günlük geliyor. Bu arkadaşlar ilgileniyor, oraya günlük besin geliyor. Çünkü biz fotoğraflıyoruz, arkadaşlar fotoğraflıyor, bizimle paylaşıyor. Oraya günlük besin gidiyor. Oraya günlük besin gitmese emin olun bu sorunlar daha fazla. Belediyenin çok büyük hataları var. Belediyenin çok büyük hataları mesela var. Mesela nedir bizim hatamız? Çok var, çok. Bir örnek verin, nedir? Belediye örnek belediyeden mahalle içinde köpek besletilmez. İşte bakın, mahallenin şimdi sorun içinde. Budur işte. Ana yolunda besletilmez. Ana yolun caddesinde. Mahalledeki benim köpek neyle gece, beslenecek? Benim oğlum gece 12'de 1'de geliyor. Aslında bir barınak olsa, bir kamp olsa. 1'de geliyor. Yani benim oğlum asalar. Kendini topayla bakıyor. Yani bir köpek değil, iki köpek değil, üç değil. 10 değil mi? Sen hastane var, burada barınak da yoktur tamam. Mesela. Hastane gel buraya, gece dışarı çıkıyorlar köpek. Şu anda hepsi modalıkta gölgeler altında yapıyor. İsim neydi ya Özgür? Hayat abi sensin. Görüyorsun değil mi? Karşılanması için elimizden geleni yapacağız. İlgililere bilgi vereceğiz. Olur olmaz, biz size dönüş yapalım. Tamam Benzi amca. Tamam baba. Bize dönüş yapın. Benzi amca bakın, siz bu konuda yanlışsınız. İşte belediye gelip mahallede besleme yapmasın. Zaten bu aç kaldığı için öyle oluyor. Tamam. Emin olun o köpeğin karnı doysa bu duvardan atlayıp gelip buna yönelmez. Yönelir mi? Yok, doğru haklısın. Sen oldun. Amca bakın, bu sadece belediyenin sorunu değil. Bak biz vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Siz yemek yiyorsunuz akşam. Akşam yemeğinizde arta kalan kemikleri lütfen çöp konteynerinin yanına dökün. Allah şahittir. Bak üzerimde. Herkes onu yapsa vallahi bir sorun yaşanmaz. Üzerimde Allah var. Bak üstümde Allah var. Bizi dinliyor. Allah var üstümde. Ben hayatta yanlış konuşmam. Hayatta yalan konuşmam. Ben dünen akşam da söylemişim. Bak demişim burada kemik olur, ekmek kırıntısı olur. Çöpe atmayın buralar. Allah razı olsun sizden. Herkes böyle yapsa dedim, vallahi böyle bir sorun yaşar. Dedim çöpe atmayın. Bak dedim tavuklarım var. Bak hepsi turun içinde de bunları yiyecekler. Çok özür dilerim. Gülcan Hanım.